Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Aykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun. Yer üstümüze inecek tepemizden. Çatırtılar geliyor karanlık kulemizden. Çekiyor tebeşirle yekün attın afet. Alevler içinde ev, üst katta ziyafet. Durum. Durum diyorlar. Buyurun size durum. Bu toprak çirkef oldu. Bu gökyüzü bodrum. Bir şey. Bir şey koptu benden. Şey. Her şeyi tutan bir şey. Benim adım Aynacığım. Babamınki Fazıl Bey. Üstadı özledim be. Ya biz gidelim ya o gelsin, böyle olmayacak. Senin özlemine de akıl sır ermiyor be Cahit. Niye? Özledim deyip adamın evine gidiyorsun. Ondan sonra adam evde oturmuş konuşurken sen kalkıp kitapları, plakları inceliyorsun. Gerçekten öyle mi yaptı? Yaptı vallahi. Üstad konuşurken Cahit kalktı. Kitapların önüne gitti. Kitaplara bakabilir miyim dedi. Üstad da bak dedi. Eğerse bildiğin Cahit işte. Ondan sonra plakları el atıp en çok hangi besteciyi seviyorsunuz diye sordum. Hangisiymiş? Dede baba. Üstad cevap verdikten sonra patladı. Biz burada mükemmel bir konser icra ediyoruz. Sen orada notalarla meşgulsün dedi. Artist. Üstad da böyle söyledi işte. Artist. Onlara çok şey borçluyuz beyler. Necip Fazıl'a. Fethiye mutlu oldu. Hayatında adasına kapılıp onları ihmal etmesek iyi olur. Üstelik yaralarımıza merhem olacak. Başka kim kaldı şu dünyada? Şey... Her şeyi tutan bir şey. Senin dersin yok mu bugün? Var. Ama çocuklar evde işkenceden yatarken benim sınıfa girip de yedi ececiler anlatasım içimden gelmedi. Üstadın dediği gibi bir şey koptu bende. Bir şey. Her şeyi tutan bir şey.